Doğrudan Arapça derslerinin ikincisi bu çalışmada yine kelimeler üzerinden gideceğiz ve kelimeler ezberlenecek yazımıyla birlikte tabi şöyle bu görsel bir önceki dersten öğrendiğimize göre kitap görselidir kürase defter idi kalem zaten kalem cetvel kalem olamaz. Mistara sebure ikisinden biridir. Biz sebure tahta demiştik. Dolayısıyla mistaradır. Tabi okurken sondaki timer butalar bir önceki derste de söyledim. Okunmaz. Sonda bulunan harekeler de okunmaz. Nitekim bu harekeler yazılmamış. Olsa da okunmaz yani. Kalem. Mistara. Müderris. Evet. Bu müderristir. Tabi yanındaki sebbure burada yok. Bu gördüğümüz görsel masa görseli mektep. Kalem mek'at şeklinde bir ilk sayfalık çalışma. Bu tedribat, tedrip yani alıştırma sayfasıdır. Bu alıştırmada görsele bakıp e, görselin ismini yazacağız. Burada kitap zaten yazılmış. Kitap ve kalem. Kitap ve kalem. Tabi şurada harekesini görüyorsunuz. Bu harekeyi okumuyoruz. Henüz daha yeni başladığımız için Arapçaya. Sondaki hareketleri okumuyoruz. Kitap ve kalem mistara ve kurrase. Bakın bu kurrasedir. Kurrase. Mekteb ve müderris ve sebbure. Sebbure ve mek'at şeklinde bunu da yapacağız. Bunları tabi vereceğim ödev örneğine göre sizde bir A4 fotokopi kağıdına kendiniz yazmanız lazım. Ben göstereceğim örneği. Ve son sayfamız harflerin yazımıyla ilgili dikkati çekiyor. Sin, kef, sin başta yazımı, ortada yazımı ve sonda yazımını görüyoruz. Şöyle yakından inceleyeyim. Bakın başta yazımı sinin bir kere kendi ee, sin başlığı zaten var. Sin başlığı şöyle W'ya benziyor. İngilizce'deki. Bunu bir kere yapmanız lazım. Sonra artık diğer harfe geçiş. Ki diğer harfimiz B harfidir. B harfinde şöyle bir ters V şeklinde bir e, şekli vardır. Ters V olarak. Bu da B'dir. B'yi de yaptıktan sonra hemen V'a geçiliyor. Yani Arapça yazımı çok çok kolay. Başlıklarını yazıyorsunuz. Sin'in başlığı sonra geçiş yapıyorsunuz. Ortadaki sin yazımını göstereyim. Bakın mim. Mim harfi. Tabi mim harfi şöyle. Sağa doğru gidilir. Yukarıdan mim yapılır. Ve mim baş tarafı tamam. Şimdi artık bağlantı yapacağız. Bağlantı yapıyorum. Şimdi bağlantı yaptığım harf sin harfi. Onun başlığı. Hemen başlığını buradan itibaren başlıyorum. Şöyle yükseldikten sonra başlığa başlıyorum. Başlık için şöyle bir ve iki. Bu sinin başlığı. Yaptım. Ve ondan sonra yine bağlantıya geçiyorum. Bağlantıya geçtiğimizde şöyle düz gidiyoruz. Ve T harfinin şöyle alt tarafını yaptıktan sonra elimizi kaldırıp Şöyle çizgisini yapıyoruz. Ondan sonra zaten ra harfini de buraya yapıştırıyoruz. Bu kadar kolay yazımı. Sin harfinin sondaki yazımı da baştaki yazımının aynısı sebebi nedir? Çünkü burada kendinden sonraki hiçbir harfe bitişmeyen bir harf var. Elif harfi. Kendinden sonrasına bitişmez. Ha ondan sonraki harf ona yakın bir yerde Yapışmadan yazılır. Dolayısıyla madem ona yapışmıyor bu sin... ...baştaki hali neyse... ...burada da öyle olacaktır. Kef harfi... ...kurrase... Tabi burada yanlış yeri... ...kırmızı yapmış. Kef... ...baştaki yazımı... ...yakınlaşalım. Şöyle... ...kef'in yazımı çok kolay. Şöyle... ...bir yol takip ederek... ...kef yapıyoruz... Sonra R'yi de onun hemen bitişini hemen yapıştırıyoruz. Kef harfinin yine bir baştaki bir başka bir kelimedeki hali ve ortada kef yazımı kefin ortada yazımı da yine bakın mim harfinin başlığını şöyle aşağı gelip yukarı gidiyorsunuz başlık tamam mim harfi sonra kef için bakın kefe bir kol yapıyorsunuz. Kol. Sonra kefin alt tarafını yapıp tıpkı T harfindeki gibi elimizi kaldırıp kefin çizgisini yapıyoruz. Ondan sonra buradan yazmaya T harfi için yine bir ters V şekli yapıyoruz. Ondan sonra yapışmaya, diğer harfe yapışmaya devam ediyoruz. Yine bir ters V şeklidir. Bu sefer sonda kapatıyoruz. B harfi. Evet bu da T. Yazım. Arapça yazımı oldukça kolay. kaf harfinin yazımı. Bakın. Qaf harfi. Baş tarafı yapılıyor. Kuyruk yapılmıyor. Diğer harfe yapıştırılıp aşağı geliniyor. Şu elif midir? Lanmadır. Elif değil çünkü elif kesinlikle sonraki harfe bitişmez. O zaman bu lan. Kaf harfinin ortadaki hali. Mim harfini yazıyoruz. Başlık tarafı. Sonra kaf için hemen bir ara koridordan kafa gidip dönüyoruz. Sonra ayin harfi için yine bir ara koridordan geçip ayin harfini yapıyoruz. Ayn harfinin şöyle bir elips şeklindeki bir hali var. Mim harfi öyle değil. Bir de mim harfi açıktır gözü. Ayn harfi kapalıdır. Buradan birbirinden ayırabilirsiniz. Ve yine aynı da yaptıktan sonra hiçbirinin ayağı yok. Hepsi baş tarafıdır. Ondan sonra buradan dal harfine bir geçiş var. Makat. Bu da kaf harfiydik. Sin harfi zaten söyledim. Kef harfini yukarıda söylemiştim. Ee, bunu da inşallah göstereceğim. Örnek, ödev çalışmasını yaparsınız. Kalem, kitap ve müderrisin e, ilk harflerine bakalım. Kafın üstünde e sesi okutan fethası. Buraya fethaya dikkati çekiyoruz. Arapçada üç tane hareket var. Fetha, kitap, kesra harekesi bakın. Kitap. Bir de damme, u şeklinde okutan bir hareket var Arapçada. O da baş e, harfi bakın müderris kelimesinde damme vardır. müderris. Ü yoktur Arapçada. Belki üye biraz kayacak bir u denebilir. mu şeklinde. mu mü. Yani tam ü değil. O şekilde söylemiş olayım. Ü sesi yok Arapçada. Demek ki Arapçada başta ortada ve sonda yazım vardır şöyle sonda yazıma sin harfini göstereceğim. Bir de Arapçada üç tane hareke vardır. Fetha, kesra, damme. Sin harfinin yazımı zaten göstermiştim. Sin harfinin başlığını yapıyorsunuz. Ondan sonra birleştirme için ikisini bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu birleştirme ara koridor. Sonra B harfi için bir yukarı doğru bir ters V şekli yapıyorsunuz. Sonra yine birleştirme için vav'a wow, gidiyorsunuz. Bu baş tarafında sin e, ve orta tarafında yani kelimenin ortasında sin yine mim harfi ve bir koridor sonra sin için bakın koridordan sonra sin için yükseliyoruz ve sinin başlığı ve sinin yine yapışma koridoru. Demek ki öncesinde bir koridor o sinin sonrasında da bir koridor oluşturularak ortada yazımı yapılır. Sondaki yazımı Sinin e, elif bağdaki yazımıdır ve onun alt tarafı da artık var. Burada r harfi yine o, elif gibi kendinden sonrasına yapışmadığı için sin ona yapışamamış. E, sin harfinin sonda yazımı da kendi alt tarafı alt takımıyla birliktedir. Sadece başlığı değil. Evet, demek ki Arapça'da harflerin başta, ortada, sonda durumu vardır. Ve Arapça'da ee, kelimelerin fethası, kesirası, dammesi vardır. Sin harfinin sonda yazımı, başta yazımı, e, ortada yazımı da budur. Evet, sonda, başta ve ortada yazımı, sin harfi. Peki, ben şimdi ödevi de göstereyim, dersi bitireyim. Bakın, ben yaptım şu ilk sayfanın ilk sayfanın ödevidir. Şunun aynısını yapacaksınız. Kitap, ee, kalem. Şöyle ben imleci göstereyim. Kitabı, kalemi çizeceksiniz. Kitap uva kalem. Yazacaksınız arkadaşlar. Üşenmek yok. Yazacaksın. Bu iş böyle. Arapça yeni başlamışsın. Öyle üşene üşene Arapçaya başlama olmaz. Ve yine bakın defter cetvel çizmişim. Kendine özgün çiz. İlla aynısı defteri çizmene gerek yok kurrase ve mistara Ve ne var? Masa. Yani e, işte mektep, müderris, sebure. Bakın mektep. Ve müderris, Vaula. Yani ve anlamında. Mektep yani masa ve ÖĞRETME ve tahta. Mektebu, mekteb ve müderris ve sebure. Bu şekilde yazacaksınız. Bunu da çizeceksiniz. Sebure ve mekaat. 13 sayfa numarası 13 onu da yazıyor tabii 14 olacaktı burada bir hata olmuş 14 ve 15 devam edelim ikinci sayfada sin harfini ve kef harfini başta ortada bakın ortadaki yazımı sinin başlığı net görünüyor sonra bir sağdan bir yapışma koridor soldan bir yapışma koridor burada bir yamukluk olmuş önemli değil. Bakın Sebule, mistare, kurrase. Başta ortada bir de bu da ortada sayılır. Kef harfi için yazacaksınız. Aynısını bakın çizgilere kadar aynısını. Alt çizgi çizmedim çok önemli değil. Kaf, kalem, mekaed. Başta ortada yazımı. Kurrase. Burada bir elif unutmuşum. Mektep. Yine kef harfi. E, kalem. Fetha. Arapçada fetha vardır onu görüyoruz. Kitap. Arapçada kesra vardır. Müderris Arapçada damme vardır. Bir de sebure başta yazımı, mistara ortada yazımı, müderris sonda yazımı diye bir harflerin özelliği var. Harfimiz sin başta ortada sondaki hali de bu şekildedir. Şu iki sayfalık ödev topu topu iki sayfa bir A4 fotokopi kağıdını alacaksınız. Ee, yeterlidir. Güzel bir şekilde bu ödevi inşallah Yapacaksınız. Ben bu dersinde hayırlar getirmesini, sizlerin Arapça olan e, şevkinizi arttırmasını niyaz eder. Başarılar dilerim.